Merhaba arkadaşlar, ben İlker, nitelikli incelemeye hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu video bir reaction videosu değildir. Baştan söyleyeyim, bu videoda lirikalite nedir, lirizm nedir, kökenine bakacağız. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimi açmayı, yorum yazmayı, en azından arkadaşlar arasında paslamayı da unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki etimoloji sözcüklerin psikanalizidir. Bunu da not alın bir kenara. Yaz arkadaşım, 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al. Lirikalite neymiş? Bu yapısal reformlar, yapısal reformlar. Neymiş bu yapısal reformlar? Bu son dönemde sürekli lirikalite muhabbetinde dönen o lirikalite nedir? Böyle bir sözcük var mı, yok mu? Varsa bunun kökeni nedir falan filan, bunlara bakacağız. Benim yazdıklarımın lirikalitesi yüksek, seninkinin lirikalitesi düşük muhabbeti nedir? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Dediğim gibi önce sözcüğün kökenine geçiyoruz. Hep birlikte bakalım. Şimdi lirikalitenin aslında kökü liriktir. Onunki de lir. Lirik sözcüğü Yunanca kökenli bir sözcük arkadaşlar. Eskiden lir eşliğinde çalınıp söylenen şeylere lirik deniyordu. Lirik şiire evrildi sonra. Fransızca ve Latince'ye girdi. Sonra günümüze kadar geldi. Önceden Yunan'da lir çalıp söylenen şeye deniyordu lirik. Bizim halk ozanlarımız gibi düşünebilirsiniz. Karşı elimden geçti posta, çobanoğlu kurnaz usta, arvadı 4 yıldır hasta, dula benzer arkadaşım. Sonra Latince, Fransızca'ya girdi, sonra İngilizce vesaire günümüze geldi. Nedir bu lirik? Anlamı şu hale büründü. İnsanların duygu ve düşüncelerini coşkun ve ilham dolu bir şekilde ifade edilmesi. En temel anlamda budur lirik. Sözlük tanımında hatta şöyle: coşkun, duygu dolu, şahsi duyguları içli bir biçimde dile getiren şiir. Bu lirik mirik muhabbeti işte verse'lere lirik denmeye başlandı. Şu anlamda lirik deniyor. Şarkı sözü anlamına geliyor lirik bir yandan da, biliyorsunuz. Şimdi burada verse dedim, ondan bahsedeceğim birazcık. Çünkü bazı arkadaşlar ben şiirle birlikte anlatınca bu ikinci yeni mi kardeşim, bu şiir değil falan filan diye araya giriyor. Halbuki şiir rapten, verse'lerden çok daha ön plandadır arkadaşlar. Bunun farkında değil bazıları. Şimdi verse de kökenine baktığınız zaman Latince kökenlidir. Sonra yine Fransızca, Latince vesaire günümüze kadar gelmiştir. İngilizce ve İtalyanca'da da şiir ve dizi anlamlarına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla benim verse'ü ve şiiri birlikte anlamda hiçbir sakınca yok. İkisi de benzer havada. Zaten siz demiyor musunuz ne biçim şair bir rapçiyi çok beğendiğiniz zaman? Buradaki muhabbet de bu. Verse ve şiiri birlikte anabiliriz. Şimdi lirin kökeninin bu olduğunu söylemiştim. Şiir yazılmaya başlanalar arkadaşlar. Bu lirizm muhabbeti döner. Eskiden beri lirik, lirik değil muhabbeti döner. Lirin kökenini anlattık. Lirizmin kökenini anlattık. Peki nedir müzikalite? Müziğe uygun özellikleri taşıma. Lirikalite de nedir bu mantıkla bakarsak eğer? Söz olma özelliği taşıma. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi lirikaliti İngilizce'de şu anlama geliyor: şarkı söylemeye uygun özellikler taşıma. Şarkı söylenebilecek her söz aslında lirikalite dediğimiz şeyin içinde, bu kavramın içinde. Dolayısıyla senin lirikaliten zayıf, benim lirikalitem iyi vesaire muhabbetine bakarsak, yani aslında hepsinin belli bir lirikal özellik taşıdığı söylenebilir. Peki neden bu kadar çok lirikalite muhabbeti dönüyor? Benim liriğim iyi, senin liriğin kötü muhabbeti dönüyor. Çünkü arkadaşlar bu işi birazcık da şöyle düşünün. Pazarlama işi. Kendi müziğini, kendi yazdığı sözleri pazarlamak için insanlar bu lirikalite muhabbetini ortaya atıyorlar. Ama bir şeyi 100 defa tekrar ederseniz o şeyin içi boşalır, anlamsızlaşır size göre. Yani sürekli lirikalite, lirikalite, lirikalite derseniz lirikalite sözcüğünün içi boşalır. Günümüzde de yaşanan şey bu. Peki nedir? Dediğim gibi lirikal, şiirsel, lirik tarzında heyecanlı, coşkun demek. Yani burada şöyle bir şey var. Bazı rapçiler kendi yaptıkları işin daha iyi olduğunu söyleyerek daha çok dikkat çekmeye çalışıyorlar. Bunu da yazdıkları söze bağlıyorlar. Halbuki dinlediğimiz şey bir şarkı. Bunun içinde müzik de var, söz de var. Sadece söze bakarak müziği bir kenara atamayız. İkisini birlikte düşünmemiz lazım. Esas mevzu şu: neden o zaman bu kadar lirikalite muhabbeti yapılıyor? Dediğim gibi şiirde de benzer muhabbet yüzyıllardır sürüyor arkadaşlar. Nedir? Lirik şiir her zaman temel olarak alınmış. Bazı şairlerce lirik olmayan şiirler kabul edilmemiştir. Şiir dediğin şey birçok şaire göre lirik şiirdir. Aynısı rapte de mevcut. Aynı tartışmalar rapte de dönüyor. Lirikal, lirik, lirik, lirik. Nedir lirik? Günümüz rap camiası için söylersek, belli bir anlam bütünlüğü taşıyan ve
hiçbir şekilde bu anlam bütünlüğünün dışına çıkmayan, belli başlı duygu ve düşüncelere ağırlıklı olarak değinen söz. Şöyle bir örnek göstereceğim bu lirik muhabbetine. Max Jacob diye bir Fransız şair var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabii ne kadar görünüyor bilmiyorum ama onun Sayıcı Mucizeler diye bir çevirisi var Türkçe'de. Orada yazdığı şeyi okuyorum size. Bu tartışmanın ne kadar uzun zamandır sürdüğünü göstermek için. Diyor ki, lirizm uyumlu bir anlatımı beslemeye hazır, duygu olmadan duygunun, düşünmeksizin düşüncenin bir durumudur. Öyleyse içten gelen sözcüklere lirik denir. Bu bir. 2. Lirizmin gerçeği denetlenmiş bir çılgınlıktır. 3. Şiirden başka bir yerde de lirizm bulunabilir. Ancak lirizmsiz gerçek bir şiir düşünülemez. 4. Katıksız durumuyla lirizm birkaç halk romansıyla birkaç çocuk masalında bulunur. Evet, bu lirizm muhabbeti gördüğünüz gibi çok eskiden beri sürüyor. Ama bir dönemin şairleri de bu lirizm muhabbetini kırdılar. Çünkü arkadaşlar lirizm denen şey de kendini yenilemediği zaman cortlayan bir şey. Kaldı ki lirik şiir çoktan aşıldı. Lirik şiiri çok daha iyi yazanlar da var, çok daha kötü yazanlar da var. Yıllardır aynı şeyleri yazıp getirenler de var. Lirik şiirin üzerine çok başka şeyler de ekleyenler de, katanlar da var dediğim gibi. Yani bu durumda ne oluyor? Lirikalite muhabbeti bir yerden sonra anlamsızlaşıyor. Neden? Çünkü biz şiir okumuyoruz. Aynı zamanda müzik dinliyoruz. Ve rapçileri değerlendirirken ben sadece sözlere bakmıyorum, tamam mı? Çünkü işin içinde müzik de var, eğlence de var, şu da var, bu da var. Yani Benfero dinlerken ben bir Agabi verse'ü beklemiyorum zaten Benfero'dan, anladın mı? Eğer bu lirikalite muhabbetini konuşacaksak şu anda Türkçe rap de bence en sağlam söz yazan kişi Agabi'dir. Bunu hemen hemen her videomda söylüyorum. Agabi bence Türkçe rap'in en iyi anlatıcısı. Ama Agabi bile tutup da lirikalite muhabbeti yapmıyor arkadaşlar. Bu bir yerden sonra anlamsızlaşıyor dediğim gibi. Sen yazılan metnin ve yapılan müziğin değerlendirmesini sadece bazı rapçilere bakarak yapamazsın. Sadece o rapçilerle sınırlayamazsın bunu. Bu bir pazarlama. Gelin bizim malımıza bakın. Yani esnaf çığırtkanlığı gibi de düşünebilirsiniz. Burada bunlar esnaf çığırtkanlığı yapıyor diye aşağılamıyorum hiçbir rapçiyiz. Sakın böyle yanlış anlaşılmasın. Sadece durumdan bahsediyorum ben arkadaşlar. Sözlerde bir anlam arayışı mevzusu da buradan çıkıyor. Herkes belli bir anlam tutturmuş. Bu anlam üzerinden değerlendirme yapıyor. Ne bileyim, Defkan sevenler Defkan gibi rap yapanları seviyor. İşte Sayan sevenler Sayan gibi rap yapanları seviyor. Halbuki hepsi farklı farklı özellikleri olan rapçiler. Hepsini farklı şekillerde değerlendirmek zorundayız. Şimdi Keyşan'ı Defkan gibi değerlendiremezsin, anladın mı? Ceg'i Sayan gibi değerlendiremezsin. Bu Sayan gibi olmadığı için Ceg'in kötü olduğu anlamına gelmez. Hepsinin farklı farklı havası var. Bunlara göre bakmak zorundayız. Evet, ne dedik? Kısaca toparlarsak lirik muhabbeti eski Yunan'dan gelme, Yunanca'dan gelme, Latince ve Fransızca'dan İngilizce'ye vesaire gelmiş bir sözcük. Kökeninde bunlar var. Kişinin duygu ve düşüncelerini coşkun, ilham dolu, esin dolu bir şekilde anlatması. İlk dönem lirik şiirlerinde, eski liriklerde manzaranın da işin içine girdiğini görürüz arkadaşlar. Nedir işte? Doğa tasvirleri de lirik şiirin içine girmiştir. Sadece duygu ve düşünce değildir işin içinde. Peki kim bu lirik şiir yazanlar? Lirikçiler kim? Genel olarak dünya şiirinden örnek verecek olursak, mesela Rus şiirinde Anna Ahmetova'yı örnek gösterebiliriz. İran şiirinde Nima Yuşiç var arkadaşlar. Fransız şiirinde Saint-Jean Pers şiirini örnek gösterebiliriz. Türkçe'de kimdir? Ahmet Muhib Dranaz, İlhan Berk'in bazı şiirleri, Haydar Ergülen, Akif Kurtuluş. Bunlar lirik şiir yazan isimler. Tabii bu lirik şiirin kırılma noktası da deneysel şiir. İlk başta Dada'nın, sonra sürrealistlerin ve savaş sonrası edebiyatının ortaya çıkması bu lirik havayı birazcık kırmıştır ama hala günümüzde bile lirizm en makbul türdür arkadaşlar. Ama bu en makbul tür diye de illa kabullenilmesi gereken, işte otorite sayılması gereken bir tür değil bence. Sonra kafiye muhabbetine gelelim. Bir de bunu da konuşacağım ayrıca. Kafiye muhabbetine gelirsek, sen kafiye yapamıyorsun. Ben kafiye yapıyorum. Senin kafiyen şöyle, benim kafiyen böyle. Senin kafiyen basit, benimki karmaşık gibi muhabbetler dönüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, kafiye rap müziğin vazgeçilmezi. Eğer rap yapmak istiyorsanız kafiye tutturmak çok önemli. Ama şunu da söyleyeyim. Kafiye yapmak aslında bazı rapçilerin size gösterdiği kadar havalı ya da zor bir şey değil arkadaşlar. Öyle olsa dünyada bu kadar çok şair, bu kadar çok kafiye yapamazdı. Romalı şairlerden tutun halk şiirine kadar birçok şair kafiye yapmıştır. Şiirin ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren kafiye zaten yapılıyordu. Belli bir şekilde iç kafiyelere dikkat etmek maharet gerektiriyor ama zaten eli kalem tutan birazcık bir şeyler yazmış insanlar bu kafiyeyi yapar. Önemli olan şey kafiyeden çok bir şeyi
bize nasıl anlattığındır. Senin anlattığın şey eğer sıkıcıysa yahut iyi bir anlatıcı değilsen orada ne kadar kafiye yaptığının da bir önemi yok. Bunun da en iyi örneğini yine günümüz Türk şiirinden vermiştim. Ahmet Güntan'ın İzmirli Ahmet kitabını alın okuyun arkadaşlar. Kafiye kafiye diye tutturan kafiye meraklısı arkadaşlara önerim budur. Ahmet Güntan bu kitabında öyle şiirler yazmıştır ki hem bir halk ozanı tavrı sergilemiştir hem de bir rapçi tavrı sergilemiştir ve anlatımı o kadar güçlüdür ki kafiyeyi öyle süs için kullanmamıştır yani. Anladınız mı? Şimdi basit kafiye nedir? Karmaşık kafiye nedir? Kontkar'ın da bahsettiği bir durum. Ben bakıyorum herkesinki basit kafiye diyor. İnsanlar bunu tam anlayamadı. Neden? Çünkü kimse kimseye bir şeyleri doğrudan açıklama yoluna gitmiyor arkadaşlar. Herkes ortaya bir şey atıp kenara çekiliyor. İnsanların anlamasını bekliyor. Şimdi basit kafiye zaten biliyorsunuz kafiye çeşitleri belli. Tam kafiye, yarım kafiye, tunç kafiye, zengin kafiye, cinaslı kafiye falan filan. Zaten bunları edebiyat dersinde gördünüz. Burada tekrar etmeye gerek yok. Ama en temelde kafiye yaparken yeni bir şeyler denenmemesi durumu. Normalde herkesin kurduğu, kullandığı sözcüklerle kafiye yapma durumu. Karmaşık kafiye ne peki? Karmaşık kafiye belli başlı sözcüklerle kafiye yaparken o sözcükleri değiştirmek, o sözcükler üzerinde oynamak ya da hiç böyle yapılmamış, kullanılmamış sözcüklerle kafiyeleri yapmak, oluşturmak. Bunun da örneği Türkçe rapten ziyade Türkçe şiirde mevcut arkadaşlar. Kim diyeceksiniz? Sayan'ın çokça etkilendiği Mahmut Sününlü. Gidiyorum bu adlı kitabını alıp okursanız ben bir örneğini de bırakacağım şuraya. Merak eden arkadaşlar okusun. Görürsünüz. Bir diğeri de Murat Menteş'in Garanti Karantina kitabında mevcut. Baktığınız zaman olağanın dışında kafiyeleri görürsünüz. Alışılmış sözcüklerin dışında sözcüklerle kafiye yapıldığını görürsünüz. O yüzden bu benim kafiyem şöyle, senin kafiyem böyle, seninki basit, benimki karmaşık muhabbeti de lirikalite muhabbeti gibi boş yere yapılan gereksiz bir muhabbettir. Kendi yaptığı işe ilgi çekmek için başkalarını harcama durumudur. Bunlara çok takınılmaması gerekiyor bence. Ama özellikle rapçilerden çok hatta fanlar bunu bu kadar takıyorlar. Neden? Çünkü kendi sevdiği isimleri yüceltmek istiyor insanlar. Dolayısıyla başkalarını harcamanın en kolay yolu lirikalite ve kafiye oldu. Ama kafiye yapmak bu kadar zor değil arkadaşlar. Örnek veriyorum size. Kafiye yani o bildiğiniz rap camiasında yapılan o peş peşe gelen sözcüklerin ya da seslerin sıralanması durumuna uygun yaptığım kafiyeli bir şiiri açıklamalara bırakıyorum. Aynı zamanda bu lirik şiirde örnek verdiğim bazı isimlerin kitaplarını, şiirlerini de açıklamalara bırakıyorum. İsteyen oradan ulaşabilir. Merak etmeyin, ücretsiz. Kendileri PDF olarak internette mevcut. Bakabilirsiniz. Benim şiirim de zaten benim blog adresimde. Yani bu mevzuya birazcık hararetli ve hızlı biçimde olsa da yeterince değindiğimi düşünüyorum. Lirikalite denen muhabbet budur arkadaşlar. Tamamen rapçilerin dikkat çekmek için kendi sözlerine bakılması gerektiğini öne sürerek ortaya attıkları bir durum. Yani herkes aynı şekilde kafiye yapmak zorunda değil. Herkes aynı lirikaliteyi benimsemek zorunda değil. Herkes protest, bilinen anlamda protest olmak zorunda değil. Protest tek düzeyi aşarak da protest olabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu. Lirizm dediğin şey rapten önce şiirde vardı. Lirikalite, lirikal dediğin şey rapten önce şiirde vardı. Dolayısıyla bu kavgalara böyle körlemesine dalmak yerine birazcık okuyup araştırmakta fayda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eksik kaldığını düşündüğünüz ya da atladığımı düşündüğünüz bir yer varsa yorumlarda belirtin. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimi açmayı, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.